Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini açıkladı. Peki bu kararname sözleşmeden çekilmek için yeterli mi? Ve Türkiye neden İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğini açıkladı? Bütün bu soruların cevaplarını bulabilmek için kadın örgütlerine kulak vermek gerekiyor. Bu nedenle sizlere Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun yaptığı bir açıklamayı okumak istiyorum. Biliyorsunuz Eşitlik İçin Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bir takım saldırılar olmuştu. Bu saldırıların ardından 300'ü aşkın kadın örgütünün bir araya gelmesiyle oluşturuldu. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı yok hükmündedir. İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir. 20 Mart 2021 gününün gece yarısı resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine karar verildiği açıklandı. Milletin iradesiyle mecliste oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılamaz. Meclisin iradesi tek kişiye devredilemez. Mecliste yasayla kabul edilen ve anayasanın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararlarla çıkılamaz. Böylesi bir girişim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İşkenceye Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının tek kişinin keyfine bırakılması anlamına gelir. Daha da vahimi, hukuk devletinin tamamen ortadan kaldırılması, meclisin ve demokrasinin tamamen tasfiyesi anlamına gelmektedir. 10 yıl önce İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülke olan Türkiye'nin o gün hükümette olup sözleşmeye imza atmakla övünen iktidar partisi, bugün kadınlara vermiş olduğu şiddeti önleme, şiddete maruz kalanları koruma, failleri gerektiği şekilde cezalandırma sözünü yerine getirmekten vazgeçtiğini tüm dünyaya ilan ediyor. Başta eşit yurttaşlık hakkı olmak üzere kadınların insan haklarını tanımadığını, kadına karşı şiddetle mücadele etmeyeceğini, kadınların insan onurunu gözetmeyeceğini söylüyor. Seçimler için pazarlık malzemesi yaptığınız İstanbul Sözleşmesi'nden de, mücadelemizden de vazgeçmiyoruz. İktidar, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve cins kırıma varan kadın cinayetleriyle mücadelede hayati öneme sahip olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması yönünde toplumsal desteğe sahip değil. Toplumsal desteğe sahip değil. Metropol Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Nabzı 2020 Temmuz ayı araştırmasına göre İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini onaylamayanların oranı %63.9. Fikri olmayanların oranı %19. Sözleşmeden çıkılmasını açıkça isteyenlerin oranı ise sadece %17. Kadın hareketinin mücadelesiyle bu oran bir ay sonra %7'ye düştü. Yani sözleşmeden çıkılmasını isteyenlerin oranı %7. Küçücük oy oranlarına bile muhtaç duruma gelen ve bir avuç marjinalin istemiyle hareket eden iktidar, geçen aylarda Saadet Partisi ile görüşmelerde İstanbul Sözleşmesi'ni siyasi pazarlık konusu yaptı. Kadına şiddetle mücadele edeceğini beyan ettiği insan hakları eylem planını açıklarken İstanbul Sözleşmesi'nin adını dahi bir kez olsun anmadı. Geçen yıllar içinde sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmedi. AKP, kadına karşı şiddetle değil, kadınlar, çocuklar, LGBTİ pluslar ve onların haklarına karşı mücadele ediyor. Kazanılmış haklarımızı ortadan kaldırmaya yönelik ısrarlı bir politika izliyor. Çok taraflı uluslararası bir anlaşma iç hukukta nasıl yürürlüğe girdiyse aynı usulle geri alınabilir. İç hukuk sürecinin ardından uluslararası hukuk bakımından öngörülen İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesinde yer alan
geri çekilme usulleriyle tamamlanmalıdır. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılamaz. Bu nedenle karar geçersizdir ve Türkiye İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmaya devam etmektedir ve sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. İktidar bu kararıyla seçim pazarlıklarında elini güçlendirmek için kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak istemektedir. Bu karar ayrıca Türkiye'nin evrensel insan hakları standartlarından kopması, demokrasiyi yadsıması ve eşitlik ilkesi, ayrımcılık yasağı gibi temel ilkelerden vazgeçmesi anlamına gelmektedir. Anayasanın parça parça askıya alınarak ortadan kaldırılmasına yönelik bugüne dek atılan en büyük adımlardan biridir ve Türkiye'de yaşayan herkesin uluslararası insan hakları sisteminin dışında kalacağı bir sürecin önünü açmıştır. Meclisin en önemli görevlerinden biri de kadına karşı şiddeti ve cins kırıma varan kadın cinayetlerini önlemektir. Meclisteki iktidar partileri bu görevi yerine getirmiyorsa sorumluluk muhalefet partilerine düşmektedir. İktidarın tüm işlevsizleştirme ve devre dışı bırakma politikalarına karşı en azından muhalefet partilerini meclise ve mecliste temsil edilen halkın iradesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi mecliste oy birliğiyle onaylanmıştır. Ancak toplumsal mutabakatla ve meclis kararıyla sözleşmeden çıkılabilir. Bu nedenle tüm muhalefet partisi liderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi liderler olarak birlikte ortak bir basın açıklaması yaparak sözleşmeye sahip çıkmaya, Türkiye'yi sözleşmeden çıkarma girişimlerinin hukuken geçersiz olduğunu ve Türkiye'nin sözleşmeye taraf olmaya devam ettiğini açıklamaya çağırıyoruz. Ayrıca üyelerine, seçmenlerine ve tüm topluma sözleşmeyi anlatmak ve etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak için partiler arası ortak bir çalışma grubu kurarak kadına karşı şiddetle mücadele programı oluşturmalarını ve uygulamalarını talep ediyoruz. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması için mücadele sadece İstanbul Sözleşmesi'nin siyasi partiler için getirdiği bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda 10, 17 ve 41. maddeleri başta olmak üzere anayasal bir zorunluluktur. 340'ın üzerinde kadın ve LGBTİ+ örgütün ortak platformu olan Eşik olarak tüm siyasi partileri toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeye çağırıyor. Bu konuda gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Temel hak ve özgürlüklerini kullanmak, demokratik bir hukuk devletinde eşit, özgür ve şiddetten uzak bir yaşam sürmek isteyen herkesi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Meclis göreve, herkes göreve. Eşit ve şiddetsiz bir yaşam sürme hakkımızdan vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz.